Merhabalar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda örmüş olduğum farklı yeleğimin modelini, anlatımını yapacağım. Kullandığım ipim Nakko'nun yünlü bir ipiydi. Fakat bu ipi bana çok kalın geldiği için bu sefer tercih etmedim. Hem size anlatım olsun hem de farklı bir tane daha örmek istedim. Bunun için Himalaya'nın anti-peeling ipini kullanıyorum. Tığımda 3 milim. Öncelikle 8 zincir çekerek motifimize başlıyoruz. Bu yelekte ilk önce motifler yapılıyor. Daha sonra diğer kısımları motiflere ekleniyor. 8 tane zincirimi çektim ve ilk zincirime geri dönüp bir halka elde ettim. Ben bu halkayı zincirle yaptım. İsterseniz sihirli halka tekniğiyle de yapabilirsiniz. Biraz ortası kabartmalı olsun diye ben bu şekilde yaptım. Size de yaptığım şekli göstermek istedim. Daha sonra 3 tane zincirimi çektim ve halkamın içine 18 tane üçlü trabzan yaptım. Arkadaşlar, sayılara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ben size tam sayı vereceğim. Sayılara uyarsanız herhangi bir sorun çıkmaz. 18 tane üçlü trabzan dolduruyoruz ve ilk sıramız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar, elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre model daha büyük, daha küçük olabiliyor. Çok sıkmazsanız, biraz elinizi rahat bırakırsanız yumuşak, gayet düzgün olur. Benim elim birazcık sık olduğu için biraz gevşek bırakmaya çalıştım. Ve bu şekilde halkamın içini 18 tane doldurdum. Evet, 3 zincir çekmiştim. 3. zincirime kaydırarak ilk sıramı tamamladım. Şimdi buraya 5 tane zincirimi çektim. 5 tane zincirimden sonra hemen zincirimin yanındaki trabzanımın üzerine bir üçlü trabzan yaptım ve doladım. Buraya yalancı fıstık yapıyoruz. 5 kere doladım arkadaşlar. Ve sonuncuyu da alttan alıp tam trabzanı bastığım yere basarak kapattım. Tekrar anlatıyorum. 2 zincirimi çektim. Hemen yanına trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincirimi çektim. Bir tane daha trabzan yaptım. Evet, tekrar gösteriyorum. Doladım, çektim, doladım, çektim. Doladım. Bu şekilde 5 kere doladım. Ve son olarak çektim ve tam trabzanımın bastığım yerden basarak içinden geçirdim arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çektim. Bir trabzan yaptım. İp katlı olduğu için katları geliyor. Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Tekrar 2 zincirimi çektim.
Trabzanımı yaptım ve doladım, çektim, doladım, çektim. Yine 5 defa dolayıp çektim. Son defa çektim ve trabzanımı bastığım yerden bütün ilmeklerden geçirdim ve fıstığım oluşmuş oldu. Tekrar iki zincirimi çekip trabzanımı yaptım. Evet, tekrar iki zincir fıstık yapacağım. Trabzanımı yaptım ve fıstıkla devam ediyorum. Bu sırada bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arada bir tane boş trabzan, bir tane fıstıklı trabzan. Evet, sonuna geldim. Video çok uzun olmasın diye birazcık buraları kestim arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır ve kaydırma yaparak kapadım. Tekrar 3 zincirimi çektim ve 2 zincirler çekmiştim. Zincirlerimin içine61 tane trabzan dolduracağım arkadaşlar. Ben bazılarına 2 tane trabzan yaptım, bazılarına 3 tane yaptım. Fıstıkların tam üzerine de trabzan yaptım ve ayrıyeten görmüş olduğunuz gibi arada tek trabzanlar vardı. Onların da tam tepesine bastım. Bir iki yaptım, bir üç yaptım. Bu şekilde 61 tane üçlü trabzanla doldurdum arkadaşlar. Sayı da tam denk gelirse diğer sırada hiç zorlanmazsınız. Bu şekilde. Evet, tam tepesine basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya yine üçlü trabzanımı yaptım. İki tane yaptım buraya. Tam fıstığın tepesine de tane yaptım. Bu şekilde siz de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir iki yaptım, bir üç yaptım. Bu şekilde devam ettim. Sonra da ona göre ayarladım. Hepsi ikili üçlü denk gelmiyor. Bazen iki kere de iki de denk geldiği oldu. Bu şekilde doldurdum. Atmış bir tane trabzanım oluyor arkadaşlar. Bu yeleğim sevilen bir yelek. Farklı bir yelek. Umarım siz de kolaylıkla örersiniz. Evet. Son trabzanımı da yaptım ve üçüncü zincirimin içinden geçirip kaydırma tekniğiyle kapadım. Şimdi buraya 5 tane zincirimi çektim. Ve tam zincirimin dibine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İki atladım. Ve bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Ve tekrar bir trabzan daha yaptım. Bu şekilde 20 tane olacak arkadaşlar. Araları hep ikişer tane kalacak. V şeklinde olması için aynı yere batıyoruz. Evet. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim.
Tekrar Trabzan aynı yere. İlk yaptığımın Trabzan'ın tam dibine aynı yere batarak bu sırayı da bu şekilde tamamladım. 20 tane V şeklinde olacak arkadaşlar. Araları ikişer tane atladım. Bu şekilde sıramı tamamladım. Toplamda 20 tane V'lerin ortası 2 zincir, araları birer zincir. Bir zincirimi çektim ve 3. zincirime kaydırma tekliğiyle kapattım. Ve bir tane sık iğne ile geçtim. 3 zincirimi çektim. Yine yalancı fıstığımı yaptım. Yine 5 kez doladım. 5 kez çektim. Ve aynı trabzanımın bastığım yerden tekrar battım. Buraya 3 zincir çektim. Ve aradaki bir zincir olan yere sık iğne ile bastım. Tekrar 3 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. Ve yalancı fıstığımı yapıyorum. 5 kez doluyorum ve çekiyorum. Ve aşağıdan alıyoruz arkadaşlar. Üç zincirimi çektim ve tekrar bir zincir olan yere bastım. Üç zincirimi çektim ve trabzanımı yaptım. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar doladım ve aşağıdan arkadaşlar alttan ipimi geçirip arasından çıkardım. 3 zincir sık iğne ile bastım. Yine 3 zincirimi çektim. Trabzanımı yaptım. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Evet, sıramı tamamladım ve geldim. Yine 3 zincirimi çektim. Araya battım. Burada tekrar 3 zincirimi çekip fıstığımın tam tepesine bastım. 2 telinden aldım ve kapadım. Bu şekilde tam denk geldi. Şimdi buraya 7 zincirimi çektim. Ve fıstıkların tepesine ikişer ilmek alarak sık iğne ile bastım. Yedi zincir ve ikisini birden alıyorum gördüğünüz gibi. Ve sık iğne ile kapadım. Bu sırada bu şekilde.
7 zincir ve tam fıstıkların tepesine basarak gittim. Tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım, geldim. Şimdi tekrar 7 zincirimi çekiyorum. Ve tam diğer zincirimin dibine basıyorum. Kaydırdım. Ve sık iğne ile zincirimin üzerine geçtim. Şimdi buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Yani bir sık iğne, iki tane ikili trabzan, üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ikili trabzan ve tekrar ikili trabzan. Sık iğne ile bitiriyorum. Bu şekilde zincirimin içini doldurdum. Toplamda 9 tane oluyor arkadaşlar. Bir sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 3 tane üçlü trabzan, tekrar 2 tane ikili trabzan ve sık iğne. Evet, tekrar yapalım. Sık iğne, ikili trabzan, tekrar ikili trabzan, üçlü trabzan, üçlü trabzan, üçlü trabzan. Tekrar ikili trabzan, ikili trabzan ve sık iğne. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Fakat her 4 yapraktan sonra buraya bir tane halkamızdan yapmamız gerekiyor. Çünkü diğer bir sırada denk gelmesi için köşelerimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdi bunu yapacağız oraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araları dörder tane kalıyor. Bunu yapacağız ve arasında 4 tane bırakacağız. Evet. Bu halkamızı yapalım. Ve 4 tane bırakıp tekrar bir halka daha yapacağız. Şimdi sık iğnemi yaptım. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar ikili trabzanımı yaptım. Üçlü trabzan. Ve tekrar üçlü trabzan. Evet. 10 tane zincir çekeceğiz şimdi buraya arkadaşlar. On tane zincirimi çektim. Geriye döndüm ve aşağıdan dördüncü zincirime bastım. 3 zincir çektim.
Yani oraya küçük bir halka yapmış oldum. 3 zincir çektim. Doladım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. İçine 19 tane üçlü trabzan dolduracağız arkadaşlar. Evet. 19 tane üçlü trabzanımızı dolduruyoruz. On dokuz tane üçlü trabzanımı doldurdum. Ve üçüncü zincirden alttaki zincirimi de alarak burayı kaydırarak kapadım. Alttaki üçlü trabzanımın içinden kaydırarak geçirdim. Ve sabitlemiş oldum. Bu şekilde hem arasında açıklık kalmıyor hem de oradaki motifin sabit kalmış oluyor. Ve tekrar üçlü trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan ve sık iğne olarak bitirdim. Gördüğünüz gibi motifimiz oluşmuş oldu. Motif mi dersiniz, halka mı dersiniz? Motif gibi görünüyor ama motif değil. Siz de diğer kısımları yaparken göreceksiniz. Şimdi tekrar sık iğnemi yaptım. İkili trabzan, ikili trabzan. Üç tane üçlü trabzan, ikili trabzan ve sık iğne olarak 4 tane kanat yapacağız arkadaşlar. Araları 4'er tane olacak. İki oldu. Evet, bunu yaptık. Şimdi 4 ve 10'u yapacağız. Hemen 2 tane daha yapalım. Dört oldu. Şimdi tekrar motifimizi anlatacağım. Evet, üçlü trabzanımı yaptım. 10 zincirimi çekiyorum. Evet, 10 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Alttan 4 bırakıp
Beşinciye halkamı yapmış oluyorum. Kaydırdım, kapattım ve 3 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi hafif. Orada elimizi düzgün alırsak motifimiz düzgün çıkar. 3 zincirimi çektim ve 19 tane üçlü trabzan dolduruyorum. Halkamın içini 19 tane üçlü trabzanla dolduruyorum arkadaşlar. Tamamladım ve üçüncü zincirimden alttaki zincirin beraber hepsini alıp kaydırarak kapadım. Alttaki trabzanımdan bir kere daha kaydırmamı yaptım ki motif iyice sabitlensin, hem de arada açıklık kalmasın. Üçlü trabzan, iki tane ikili trabzan ve sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi iki tane oluşmuş oldu. Toplamda 4 tane olacak. Sayılar zaten tam denk geliyor. Bu şekilde. Motifimizin son kısmı da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Zaten bir tane arkaya bu motif denk geliyor. Önlere de 2 tane yarım yapacağız. Aynı motifin yarımına çalışacağız. Gayet kolay bir motif. Size sayılarını da tam olarak veriyorum. Rahatlıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Yeni başlayanlar için biraz zor olabilir ama örgü bilenler kolaylıkla yapar. Klasik yeleklerden sıkılan, daha farklı modern yelek isteyen arkadaşlara farklı bir model. Evet, yine tekrar motifimi yapıyorum.
Umarım anlayabilmişsinizdir. Hatalarım olduysa kusuruma bakmayın lütfen. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu videomu part halinde çekeceğim arkadaşlar. Bu birinci partımız. İkinci partta ön motifleri göstereceğim. Motifleri tamamlayamazsak zaten yeleğimize başlayamayız. Öncelikle motiflerimizi yaptıktan sonra birleştirmeyi göstereceğim. Yorum kısmında anlamadığınız yerleri sorarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.